Peki şikayet anlamında kişi ne hissediyor da hocam bunları hissedip size geldim diyerek tetkik aşamasına Tabii. geçiyorsunuz? Şimdi bazı hastalarımız işte kilo aldıklarını ya da kilo veremediklerini Evet. söylüyorlar. Bir kısım hastalar aşırı terleme, aşırı çarpıntı gibi şikayetlerle geliyorlar. Tabii burada bütün mesele tiroid bezinin çalışmasıyla ilgili. Yani tiroid bezi eğer aşırı çalışıyorsa hipertiroidi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Burada kişide zayıflama, normalden fazla yemek yediği halde yani iştahı açık olduğu halde bir zayıflama söz konusu oluyor. Hastada terleme oluyor, hastada çarpıntı oluyor, efendim saçlarında incelmeler oluyor, hastada zaman zaman ishal şikayetleri oluyor. Tiroid bezi çok çalıştığı zaman bu tür şeyleri görüyoruz. Bunun tersine tiroid bezi az çalışırsa ki hipotiroidi diyoruz buna, bu zaman hasta kilo alıyor. Hareket kabiliyeti yavaşlıyor. Hasta pek hareket etmeyi sevmiyor. Evet. Soğuğa karşı bir tahammülsüzlük ortaya çıkıyor. Evet. Saçlarında, kaşlarında dökülme, tırnaklarda kırılmalar oluyor. Hastada kabızlık durumu ortaya çıkıyor. Bu tür şikayetlere neden oluyor genelde. Ve aynı zamanda unutkanlık ve bazı vitamin eksiklikleri de ortaya çıkıyor. Yani tiroid bezinin az ya da çok çalışmasına göre bu tür değişik şikayetler karşımıza çıkıyor. Tabii bu arada halk arasında guatr dendiği için Denildiği için evet. ve biraz da özellikle hipertiroidi de aşırı sinirlilik, aşırı asabiyet durumu da ortaya çıkardığından dolayı bazı hastalarımız da bundan etkilenerek işte çok sinirliyim, çok her şeye çabuk kızıyorum, bende Kızıyorum. işte guatr mı var diye bize öyle gelirler. Tabii T3-T4 TSH bakıyoruz normalse Ya da bir bunun... doktora gözük denilir Ya yanındakiler evet tarafından. tabii bu bir bölümü de bunların işte guatr böyle şeyler yaptı diye biraz için psikolojik, psikosomatik şekliyle de bize geldikleri oluyor. O aşamada derecesine göre mi hocam iğneyle dediniz çünkü tahlil aşaması ultrason dediniz ya da nasıl diye Şimdi ha soralım. şimdi bu hayır bu nodüller için olan bir Nodüller için şeydir. evet. Tabii bunun yanında T3, T4 ve TSH dediğimiz tiroid hormonlarına ve bunları uyaran, hipofizden salgılanan bir diğer hormona bakıyoruz. Evet. Normalde bunların bir denge halinde dururlar. Yani T3, T4 ve TSH normalse, tiroidi büyük bile olsa biz bunu normal kabul ediyoruz. Ancak eğer ki TSH dediğimiz yüksekse, T3 ve T4 düşük ise bu durumda tiroid bezinin az çalıştığı hipotiroidi tanısı alıyor hasta. Buna yönelik araştırma ve tedavi yapıyoruz. Yok, eğer ki T4 ve T3'ü yüksek, TSH'ı eğer düşükse bu da hipertiroidi lehinedir. Tiroid bezinin çok çalıştığı şeklinde ona göre araştırma ve tedavi alıyoruz. Bunun yanında anti-TPO ve anti-TG dediğimiz yani antitriyoglobulin ve antiperoksidaz dediğimiz otoantikorlar var. Biz bu otoantikorları hastaların özellikle otoimmün kökenli tiroid hastalıklarında görüyoruz. Daha önce diyabetten bahsederken de Evet, bunlara bu evet. konuya girmiştik. Onunla ilgili bir soru vardı. Şimdi otoantikor dediğimiz nedir? Otoantikor vücudun dışarıdan almış olduğu bakteri, virüs gibi mikroplara veyahut da kanser hücrelerini yok etmek üzere üretmiş olduğu bir yerde koruyucu askerlerdir. Yani dışarıdan herhangi bir şekilde vücudumuza herhangi bir bakteri ya da virüs girerse vücut bunları yok etmek üzere çeşitli maddeler üretmektedirler. Savunmaya geçiyor bir nevi. Savunmadır. Ve Evet. bu vücuda girmiş olan o bakteri ve virüslere saldırıp onları yok ederler. Ancak bilinmeyen bir mekanizmayla kendi vücudumuzdaki bazı dokuları, organları, daha çok dokuları yabancı kabul edip o dokulara hücum ettiğini görüyoruz bu otoantikorların. Mesela tiroid bezine hücum ederek, oradaki hücrelere bağlanarak oradaki tiroid dokusunu ve hücrelerini yok ediyorlar. Yok ettikleri zaman da tiroid hormon üretemiyor yeterince ve tiroid bezi yetersizlikleri ortaya çıkıyor. İşte bunları tanımak için erken dönemde T3, T4 ve TSH değerleri normalken bile kanda anti-TPO ve anti-TG dediğimiz otoantikorları tespit edersek ki bu tür yüksek olan kişilerin her yıl %5'inde hipotiroidi gelişir.
ki biz daha çok bunu Hashimoto hastalığında görüyoruz. Evet. Toplumda oldukça sık görülen bir şeydir. Ondan da bahsederiz. Bunlara bakarak önceden tanı koyma şansımız oluyor. Bunun yanında tiroid sintigrafimiz var. Tiroidde demiştik ki nodüller var. Peki bu nodüller nedir? Bunlar sıcak nodül, soğuk nodül ya da ılık nodül dediğimiz nodüllerdir. Peki buna nasıl karar veriyoruz? Tiroid sintigrafisi çektiriyoruz. Hastaya radyoaktif iyot veyahut da teknesyum dediğimiz bir madde var. İyot 131 daha doğrusu. Pardon. Zor işlemidir ya da yok, kişinin... Yok yok hayır, kolaydır. Hasta içiyor onu, içtikten sonra belli bir zaman geçtikten sonra tiroid dokusu o iyotu tutuyor ve ölçüm yapıyoruz bir röntgen cihazıyla. O kısmı daha cihazıyla. Rahat görebilmek için tabii, belki tabii, tabii. Evet. Şimdi eğer ki tiroid bezinindeki nodüller soğuk nodül dediğimizde vermiş olduğumuz maddeyi o bölgede tutmuyor. Normal tiroidden o bölgeleri daha açık olarak görüyoruz. Evet. Bunlara soğuk nodül diyoruz. Soğuk nodüllerin özelliği nedir? İşte bunlarda kansere dönüşme ihtimali olabilir, vardır. İkincisi, eğer ki vermiş olduğumuz maddeyi normal tiroid dokusundan daha yoğun şekilde tutuyorsa, bunlara da sıcak nodül diyoruz. Orada daha fazla birikme vardır. Sıcak nodül dediklerimiz de daha ziyade aşırı hormon üretirler. Yani hipertiroidi dediğimiz bir durumu ortaya çıkarırlar. Ilık nodül dediklerimiz de tiroid dokusuyla aynı derecede tutarlar verilen maddeyi. Bunlara da ılık nodül demekteyiz. Yani böyle bir tanı yöntemimiz bulunmaktadır. Kan tahlili ve görüntüleme cihazı. Kan tahlili, ultrason. Evet. Kan tahlilinde bahsettiğimiz gibi tiroid hormonları T3-T4. TSH tabii buradaki T3-T4 serbest T3-T4. Evet. Totaline bakmıyoruz. Anti-TPO ve anti-TG dediğimiz otoantikorlar, tiroid ultrasonu, tiroid sintigrafisi gerekirse tomografi ya da MR'ı da duruma göre kullanıyoruz. Şüphelendiniz durumlarda. Tabii ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ultrason eşliğinde. Bunlar bizim tanı yöntemlerimiz, tiroide özel tanı yöntemlerimiz. Tabii normal kan tetiklerimiz de var. Onları da hastalığa göre ilaveten yapıyoruz ama asıl tanı koydurucu bunlar.